ofisimizin içerisindeyiz ve Skoda Octavia 2019 son kasa modelindeyiz. Araç sahibi sevgili kuzenim Orhun Ocak dün bu aracı incelememize müsaade etti ve şu anda araç incelemesi hakkında birbirimize sohbet edeceğiz. Yol boyunca gidiyoruz. Sıfırdan yüz denemelerimiz ve çeşitli mod gösterimlerini şu anda yapacağız. Araç hakkında çeşitli sorular yönelteceğim kendisine. O da cevap verecek. Skoda Octavia araç sahibiyim. Aracı 0 kilometre aldım. Araç 2019 model. Şimdi elbette merak ettiğiniz şeylerden biri niye Skoda Octavia'yı tercih ettim. Skoda bildiğiniz gibi bir Çek üretimidir. Çek Cumhuriyeti'nin malıdır. Ve Çekler Skoda Octavia'nın birinci serisini yaptıklarında lakap olarak ona ölümsüz kasa unvanını layık görmüşlerdir. Octavia'ya kendimiz bineceğiz diye çok detaylı bir şekilde güzel yapmışlar kanaatindeyim. Ayrıca Volkswagen grubu ile birleştikten sonra arabaya bir Alman ruhu, bir Alman kalitesi hissi de yaratıyor arabanın içinde. Öncelikle arabam Skoda Octavia Sport Plus, otomatik vites, DSG şanzıman, lokomotif ekran, otobana geldik. HGS yok. Nereden çıkacak? Bilmiyorum. Şuradan HGS alacağımız yer varsa bari HGS alakları gelmişken. Arkadaşlar araç 0 kilometre dediğim gibi daha HGS almamıştım. Evet. Arkadaşlar aracın HGS'si yok. Biz de sohbete daldık, şu an gişelere geldik. Biz HGS almaya çalışacağız bakalım. Evet, HGS alabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Vallahi HGS'leri postaneden alırdı benim bildiğim çünkü. Burada yükleme yapıyorlar diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Bir sorayım ben. Şimdi bu videoyu çekerken konuşmaya dalmışız. Araç henüz bir ay önce alındığı için HGS'si de yok. Sohbeti dalınca şu anda kendimizi gişelerde bulduk. Hazır buraya gelmişken bir HGS almayı deneyecek ama muhtemelen burada sadece yükleme yapılıyor diye biliyorum. Şu an gişelerdeyiz zaten. Dolum formu bitmiş. Eline dolum formu kalmamış. Nasıl çıkacağım? 15 gün vaktim var dedi abi. Çıkacağız buradan. Gidip cezamızı 15 gün sonra ödeyeceğiz. Ceza ne kadarmış? İşte 15 gün boyunca ceza yazmıyorlarmış. Eğer 15 günden sonra şey yaparsan... Ne dedik ki, geri dönüş yolum da yok buradan. Girdik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi... Bu arabayı seçmemde çok büyük etken olan yeni çıkan 1.5 ACT motorlar. Bildiğiniz üzere Volkswagen grubu yeni bir şekilde motor geliştirdi. ACT teknolojisi geliştirdi ve ACT teknolojisi hemen hemen 3-4 aydır takip ettiğim bir teknolojiydi. Özellikle araç alırken bu teknolojiye sahip olan bir araç almak istediğimi kanaatine vardım. ACT teknolojisi nedir diye sorarsanız hemen onu da bir açıklık getireyim size. Normalde arabalarda 4 tane silindir bulunur ve sürekli olarak silindirler çalışma halindedir. Lakin ACT teknolojisinde araç sabit hızda giderken iki silindiri kapatır. Yani bu hızınız 90-120 aralığı olabilir. Tam o konuda hakim değilim ama ben 120 hızlar aralığındayken sabit hızdayken araç çoğu zaman ACT teknolojisini kendisi aktif edip kapatıyor. Aktif ettiğinde ne oluyor? Onu da size göstereceğim. Ön bilgilendirme panelinde, araç kontrol panelinde şu anda iki silindir modu aktiftir diye bir yazı çıkıyor. Bu yazıyı kuzenim sizlere resmi çekip paylaşacaktır eminim ki. Böyle olduğu zaman araç yakıt ekonomisi yarı yarıya bir farkındalık yaratıyor. Bu arabaların fabrika değeri 3,5 litre uzun yolda. Bir de bak çıktı işte 3 litrenin altına düştü şu anda. Gördüğünüz gibi araç 3 litrenin altında sabit hızda giderken hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Hani uzun yolda bu araç çok ekonomik benzinli olmasına rağmen bir dizelden daha ekonomik verilere ulaşabiliyor. Bu sebepten ötürü ben bu teknolojiye sahip olan bir Skoda Octavia istediğime karar verdim. Çok da memnunum yakıt performansından. 50 litre hacmi var. Hemen hemen beni çok rahat bir şekilde 650 km şehir içinde götürüyor. Benzinli bir araç. Benzinli bir araç. 50 litre hacmi var.
ve 650 litre şehir içinden bahsediyorum ben. Ama uzun yolda ben inanıyorum ki bunu çok rahat bir şekilde 750-800 km'ye ulaştıracağım. Çünkü şu anda ekranda gösterdiği gibi yakıt ortalamam 3.2 ile 3.3 arasında gidip geliyor. Şu anda otobandayız, 100 km ile gidiyor. Tabii en büyük önemli şey bunun teknolojiden faydalanabilmek için sabit hızda, mümkünse hız sabitleyiciniz varsa onu aktif ederek kullanmak. Şimdi bundan bir yıl önce Porsche Cayenne biniyordum. Evet, kullandım. Ondan önce Audi'ye biniyordum. Kullandım. Sonra Mercedes'e de bindim. Evet, Amelie'ye de bindim. Evet. Peki bunca araçtan sonra neden Skoda Octavia alma gereği duydun? Şimdi, yani insanlar şimdi bunu duyduktan sonra altta inip eşeğe binmek gibi tabir kullanabilir. Ben hiçbir şekilde o görüşü desteklemiyorum. Hani altta inip eşeğe binme tabirini. Niye diyeceksiniz? Zaten Skoda benim gözümde kendisini kanıtlamış bir araç şirketidir. Ayrıca o adını bahsettiğimiz bütün büyük markalarda inanın hepsi çok güzel, çok konforlu. Ama bu arabanın içine oturduğumda onlardan eksik kalan hiçbir yanını göremiyorum. Aynen. Yani beni donanımsal olarak belki kimi yerlerde fazlalık bile olduğu söyleyebilirim. Niye bu arabaları tercih etmedim? Yani elimden çıkardım veyahut da. Hepsi birbirinden güzel arabalardı. Ve ama lakin vergileri çok yüksek. Ve vergiyi halletseniz mi dedim, böyle arabalara bindiğiniz zaman muhakkak arabanız full kasko olması gerekiyor. Çünkü altınızdaki ucuz bir şey değil. Ve biz parayı ağaçtan toplamıyoruz. Hepimiz emek sarf ediyoruz bir yerlere gelinmek için. Ve full kasko ödediğimiz zaman yaşımızda genç olmasından ötürü bu araçların sigortaları çok yüksek rakamlar çıkıyor. Yani hepsi kaliteli markaların en güzel serileriydi benim bildiklerim. Ha, dediğim gibi Octavia'nın, Skoda'nın onlardan hiçbir şekilde eksik kalan bir yanı yok. Fiyat olarak hemen hemen 3'te 1 fark var arada. Sıfır aldım bu arada. 3'te 1 fark var diğerlerine göre. Ve sigortası daha ucuz. Aylık ödediğimiz vergi, 6 aydan 6 ay ödediğimiz vergiler daha ucuz. Ve donanımsal olarak beni çok rahat bir şekilde tatminkarlık ediyor. Peki parça bulma konusunda sıkıntı yaşıyor musun? Bende A6 vardı. A6 yıkamaya vermiştim Audi'nin kendi servisine. Fark ettim ki yıkamadan çıktıktan sonra dörtlü rekan tuş kırılmış. Bunu dile getirdim. Ve o gün vaktim olmadığı için yarın geleceğim dedim. Bana da buyurun gelin, yarın oluruz dediler. Hani kendilerinden kaynaklanan bir hata olduğundan dolayı. Gittiğim zaman hani bizden kaynaklanan bir hata değil, sizden kaynaklanan bir hata. Bu sebepten ötürü sizin ödemeniz gerekiyor dediler. Tamam dedim. Yani alt üstü bir tuştur dedim. Ne kadar diye sordum da bana o zaman, hemen hemen 3 sene oluyor bu olay, o zaman 300 liradan fazla bir rakam çıkartıp bir tuşum değiştirmek için ödememi istediler. Ödedim. Octavia'da aldığımız hafta bir talihsiz bir olay başımıza geldi. Dışarıda far yıkama sileceğin kapağının kırılmış olduğunu gördük. Skoda'ya gittim. Dedim böyle böyle bir olay yaşandı. Far yıkama kapağı kırılmış. Bunu değiştirmek istiyorum. Evet dediler. Değiştirebiliriz. Benden o kapak için, ki şu anki güncel kurlardan bahsediyorum, daha kapsamlı donanımsal bir alet edevattan bahsediyorum, 40 lira ücret istediler. O yüzden Skoda Octavia'yı ben Türkiye'de kullanılması gereken en mantıklı araç olarak görüyorum. Cebi zorlamaz, insana rahat ettirir, konfor ettirir, konforlu bir sürüş yaşatır. Ve hiçbir şekilde o kötü gözle bakanlardan değilim. Ben Skoda firmasının gelecekte daha da güzel modeller çıkartacağına inanıyorum. Şimdi arabayı almadan önce ilk konuşmuştuk herhalde. Evet. Almadan 2 gün önceydi.
Seat Leon FR vardı kafamda. Honda Civic Type-R vardı. Evet. Ve Skoda demiştin bana. Evet. Ben sana Type-R al dedim. Evet, kuzenim öyle söyledi. Yani, Type-R tercih et demişti. Skoda almana da çok şaşırmıştım. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Fakat aldığı akşam bizim eve gelip beni aldığında, arabaya ilk bindiğimde bütün ön yargılarım kırıldı. Araç gerçekten hem kontrollü, tam bir uzun yol arabası. Evet. Ve insana gerçekten araba sürdüğünü hissettiriyor. Yanımda oturan birisi olarak da söylüyorum, gerçekten yolculuktan keyif almamı sağlıyor yani bu. Şu anda hissettiğim konfor ve sport modunda gazlama yaptığı zaman o dışarıdaki motor sesini içeriye çok güzel bir şekilde veriyor, rahatsız etmiyor. O ses benim de çok hoşuma gitti, biliyor musun yani? Aynen. O turbonun sesi 1.5 motora çok güzel bir uyum sağlamış. Hani inceden insanı mutlu ediyor diyebilirim. Ya ayrı bir yalıtım kullanmışlar ama cidden uzun yolda yaptığınız zaman hiçbir şekilde kulağınız rahatsız olmuyor. Belli bir süren sonra bıkmıyorsunuz. Aksine sürüşünüzü daha çok keyifli hale getiriyor. Evet. Kanaatindeyim. Diğer bir sorun, şimdi Seat Leon FR şu anda gençlerin Türkiye'de gözdesi bir araç. Evet, ben de sırf o yüzden düşünüyorum açıkçası. Özellikle Honda Civic Type-R modelinde daha bir heybetli bir görünüm var. Aynı zamanda aşırı sportif bir araba. İnan aklımı çok kurcaladı o araba. Yalanım olmasın. Aynen. Çok kurcaladı. İlk önerimi isteyende de zaten Type-R demiştim. Evet. Bu iki araç alternatifinde, artı bir de Skoda Octavia söylemiştin. Şimdi bu araç incelemesini izleyenler muhtemelen araba almayı düşünecekler. Onların da kafasında 3-4 tane araç olacak. Bu kadar çeşit içerisinden ben olsam, böyle bir çeşitler olsa kafamda, ben hiç şüphesiz Type-R'ı tercih ederdim. Neden Skoda'yı tercih ettin? Şimdi ilk öncelikle tercih etmemin sebebi, yine bahsettiğim gibi, Skoda'nın çıkarmış olduğu, Volkswagen grubun çıkarmış olduğu 1.5 ACD teknolojisi. Şu anda 100 km hızla gidiyorum ve yakıt ortalamam şu anda 2.5 ile 2.9 arasında gidip geliyorum. Diğer araçlarda bu yakıt ortalamasını göremedim. Yani Seat Leon farklı. Seat Leon'da da aynı motor seçeneği vardı. Ama onu niye tercih ettim diye soracak olursan, içine oturduğum zaman, sürücü koltuğu oturduğum zaman kendime göre ayarladım. Sonra kalktım, bir de arka kapıyı açıp arkadaki yolcunun diz mesafesini ölçtüm. Yani ben sonuçta her zaman bu arabaya tek başıma binecek değilim. Yere gelecek annem, babam, yere gelecek arkadaşlarım, kuzenlerim, hep beraber binip gezeceğiz. Ve onların konforunu düşünerek diz mesafesi olarak Seat Leon'da rahat etmeyeceklerini düşündüm. Aynen. Seat Leon'un arkası biraz daha dar. Evet. Fakat bunda arkada gidince de herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Arkası da oturunca gerçekten ferah bir yolculuk deneyimi size sunuyor. Ayrıca bu aracın bagaj hacmi beni çok mutlu etti. Aynen. Bagajı hemen hemen, tam teknik olarak hatırlayamıyorum, 580 litre civarı. Bu çok büyük bir rakam. Ve diğer araçlarda bu büyüklükte bir bagaj hacmi sağlamıyor. Şimdi yeri geliyor mal taşıyoruz, yeri geliyor havalimanına gidip ailemi alacağım ya da ailemi bırakacağım. Araçta yük taşınması gerekiyor. Yeri geliyor uzun yolculuğa çıkacağım. Eşyam bol oluyor. Taşımakta zorlanıyorum ufak araçlarda. O sebepten ötürü bagaj hacmi geniş. Rahatlıkla iki büyük valizi yan yana koyabilirsin bu bagajda. İstersen ilerleyen günlerde sırf onu gösteren bir tane de video çekebiliriz. Aynen. Ya da videoyu montajlayabiliriz. Bagajı ilk açtığımda aklıma gelen ilk şey şu oldu. İleride bir gün evlenip çoluk çocuğa karıştığımızda, HGS işte, olmadığı için ceza yedim. Evet, HGS'yi almadık arkadaşlar. Araç sıfır çünkü, dediğim gibi. Çoluk çocuğa karıştığımızda ailecek seyahatlerde, ailecek bir gezilerde çocuk arabası dahil çok rahat bir şekilde sığacağı hissiyatı yarattı bende. Çünkü genellikle evli olanlarda gördüğüm en büyük sorun bebek arabasının yaşattığı zorluklardır. Evlilerde gördüğüm sıkıntı. Ve sırf bu sebepten ötürü kombi araçları tercih ediyorlar.
Evet, kombi araçlar faydalıdır. Ama ben kombi araç istemedim kendime. Yani ben kendi hayatımda arabalar, sedan tip arabalar vardır ve kombi tip arabalar vardır. İkisini mesela bir Audi Avant'la bir Skoda sedanı kıyaslamam. Niye kıyaslamam? Audi Avant'la kıyaslayacaksam Skoda kombiyi kıyaslarım. Çünkü benim için ikisi de farklı segmentlerdir. Bagaj ferahlığını gördükten sonra ben bu araçta ileride yaşanılacak durumları düşünerekten tercih kıldım.